Herkese merhabalar. Ben Doçent Doktor Aşkı 55 Kaya. Özetle kadın doktoruyum ve güncel olarak Samsun'da şu anda videoyu çektiğim muayenehanemde görev yapmaktayım. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Kadınlar cinsellikte partnerden ne beklerler? Birkaç bölüm sürecek bu serimize başlamadan önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Önemli bir uyarı. Öncelikle bu videodaki bilgilendirmeleri kadın kimliğimle ya da tecrübelerime değil, hasta deneyimlerim ve bilimsel veriler ışığında sizlere sunuyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Zira buranın bir hekim kanalı olduğunu unutan bazı kendini bilmezlere önceden uyarmak için. Kadınlar cinsellikte ne ister? Hiçbir kadın önüne gelmiş, özenle hazırlanmış, tuzlu, baharatı yerinde çok lezzetli bir yemeğe hayır demez. Keyifli bir cinsellik, kadının malzemesini, hazırlamasını ve mutfağı toplamasını düşünmek zorunda olmadığı, lezzetli bir yemek gibidir. Kaç kadının mutfakta, gerçek hayatta böyle bir lüksü var? Elbette çok çok az. Ama yatak odası bunu gerçekleştirebilecekleri bir yer olabilir. Öncesini sonrasını düşünmeden sevişebilmek. Peki kadınların ne kadarı bunu başarabiliyor? İşte bu bölümde sizlerle bunu tartışmak istiyorum. Hayatta sorumluluklar arttıkça, kadın evde de işte de büyük yüklerin altına girdikçe kadın kimliğinden gün geçtikçe uzaklaşıyor. O etekleri, saçları uçuşan, topuklu ayakkabıları yere vurdukça dişileşen kadınlar yerlerini daha gücü temsil eden cinsiyetsiz kadınlara dönüşüyor. Erkeklerin gücünü timsal eden evi geçindirme görevi erkekten kadın erkek eşitliğine, oradan da sadece kadına kaydıkça, ilişkilerdeki denge değiştikçe ister istemez cinsellikteki dengeler de etkileniyor. Soru şu. Çalışan çalışmayan, Türk veya tüm dünya kadınları ortak olarak cinsellikte erkeklerden ne ister? Bu öyle bir soru ki cevabı da bir o kadar yok ya da bir o kadar kompleks. Sigmund Freud bile hiç cevaplanamamış, kadın ruhu üzerinde 30 yılı aşkın çalışma yapsam da benim de bir cevap bulamadığım o müthiş soru halen duruyor. Bir kadın ne ister demiştir. Çünkü kadınların beyinlerinin erkek beyninden farklı olduğu da günümüzde ortaya insan ve hayvan deneyleriyle defalarca konulmuştur. Bu farkı yaratan büyük gerçek, anne karnında maruz kaldığımız hormonlar olsa da genetiğimizin getirdiği farklılıklar elbette mevcuttur. Kadın ve erkek cinsellikte eşit değildir ve bu eşitsizlik zaman zaman her iki tarafında lehine ya da aleyhine olabilir. Bu nedenle kadınların ve erkeklerin beklentilerinin de ayrı ayrı farklı olması kadar doğal bir durum yoktur. Elbette cinsellikte insanın ortak yanıtına dair cinsiyet farklılıkların minimalize edilerek şematize edildiği modeller geliştirildi. En sık bilineni ben de kanalımda birkaç kez paylaştım. Masters ve Johnson biliyorsunuz. Daha önce de bununla ilgili videolar çekmiştim. Bu dönemdeki araştırmalar kadınların cinsellik deneyiminin erkeklere göre daha ilişki odaklı ve daha az genital odaklı olduğunu gösteriyor. Kadınlar erkeklere göre daha fazla yakınlık arzuluyor gibi görünüyor. Bu yakınlık fiziksel bir yakınlıktan ziyade duygusal bir yakınlıktır denilmektedir. Erkeklerin uyarılmaları oldukça somutken görüyoruz. Kadınlar bu somut belirteci hissedemeyebilir. Zira kadının ıslanması ve klitorisinin sertleşmesi çok da gözle görülür yanıtlar değil. Yine genel geçer bilgilerden biri de kadınların arzu, istek ve uyarılmayı birbirlerinden pek ayırt edemediklerine dair. Kadınların orta yaştaki cinsel tepkilerini inceleyen bir araştırmada, kadınların arzu yani cinsel aktiviteye ilgi veya uyarılma yani seks için hazır olduğunu gösteren fiziksel ve duygusal değişiklikler arasında ayrım yapabilmelerine rağmen, bu terimleri sıklıkla birbirlerinin yerine kullandıklarını buldu. Ya da kadınların arzuyu araştırmacıların sahip olduğu şekilde kavramsallaştırmadığı ve sorulmadıkça uyarılma ile arzu arasında ayrım yapmadığı sonucuna varıyor. Yani kadının somut olarak uyarılmasından ziyade uyarılma, istek ve arzu birbirine karışıyor. Öyleyse kadın isterse uyarılır, uyarılırsa ister. Bu böyle devam eder diyebiliriz. Özetle kadının ısınmasını sağlamak en önemli adımlardan biri. Kadın ısındırılmak istiyor. Yine genelleme yaparsak hem erkekler hem de kadınlar bir ilişki ve cinsel aktivite ister. Ancak genellikle kadınlar birincisini biraz daha fazla, erkekler ise ikincisini biraz daha fazla ister. Kadınlar ne ister? Birinci bölüm burada sona erdi. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.